ve şampiyonluk yarışını kendisiyle konuşacağız. Ozan nasılsın? Hoş geldin. Günaydın Çiğdem. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Fenerbahçe'den bahsedelim. E, lider Beşiktaş ve Galatasaray mağlup oldu e, ve denizli 1-0 yenmesi çok kritikti böyle bir haftada. Bir de yeni teknik adamıyla beraber. Bekliyor muydun bu sonucu ve son Beşiktaş <laughs> derbisine göre neler değişmiş takımda? Senin tespitlerini merak ettim. Ben bu sonucu bekliyordum. Dile de getirmiştim dünkü bağlantıda da bunu konuşmuştuk dakikalarca. Fakat daha üstün bir oyunla bekliyordum. Daha baskın bir oyunla bekliyordum. İlk yeri boşa giden bir ilk yeri var Fenerbahçe adına. Hadi diyorum yeni teknik adam ama devamlı beraber oynayan bir oyuncu grubu vardı. Daha ideal bir şeyler yapmaları lazımdı. Taraftar çünkü dün belki de izlenme rekoru kırmıştır. Yani takip edilme rekoru kırılmıştır. İzleyemeyenler dakika dakika ne yapıyor Fenerbahçe diye analizlere bakmıştır. Ee, yani boşa giden bir ilk yeri var. İkinci yarıda toparlanan bir Fenerbahçe oldu. Eskiye göre ne değişti? Şimdi teknik adam değişince ve diğer giden teknik adam çok eleştirildiği için ee, bambaşka bir anda her şeyin değişileceğini zannediyordu ve Fenerbahçe taraftarı duygusal da baktığı için 3 gol, 4 gollü bir galibiyet bekliyordu psikolojik açıdan. Ben bunu beklemiyordum ama daha üstün bir oyun bekliyordum. Ee, tekrar söylüyorum. Boşa giden bir ilk yarı var. ikinci yarıda toparlayan bir Fenerbahçe var. Oyuncu değişikliklerinde doğru hamleler var. var. Fakat onlar 15'er dakika erken yapılsaydı daha da <laughs> etkili olabilirdi e, ee, yine klasik Fenerbahçe. Dün bir anket yaptım ben de maçtan sonra kendi Twitter hesabımda. <laughs> Enteresan bir şey söylemek istiyorum. Dört tane seçenek sundum. Fenerbahçe'nin Denizli Spor maçındaki oyununu nasıl buldunuz? İlk seçenek eskiye göre daha iyi yüzde otuz Değişen bir şey yok yüzde elli Çok beğendim yüzde iki. Bakın çok beğendim kısmı yüzde iki. Şampiyon olur yüzde dokuz. Yani Taraftar benim takipçi e, kitlemin büyük bir çoğunluğu %90'ı Fenerbahçe taraftarıdır. Yani Fenerbahçe taraftarı dün yine tatmin olmadı oynanan oyundan, görünen tablodan. Hı hı. Ama ilk maçta 3 puan alabilmek çok önemliydi. Ligin kaçıncısıyla oynarsan oyna bu değişmez. Yani bazı yorumlarda da son sıradaki Denizli oynuyorsun e, diyerek tatmin olmayanlar var. Konu buradaki kiminle oynadığın değil nasıl oynadığın önemliydi. Yalnız e, yani bir sonraki maçta yine... Ee, üzerine küçük küçük yani bir anda %50 daha iyi oynamaya başlayan bir Fenerbahçe görme şansımız yok. Küçük küçük %3'lük, 5'lik 10'luk evet. maksimum 10'luk pozitif anlamda katkı sağlayarak diğer maçlarda oynayacağını düşünüyorum. Şimdi Emre Belezoğlu 11'de 3 değişiklik yaptı Ozan. Beşiktaş derbisinin 11'ine bakıyorum ve dünkü maça İrfan Can Kahveci ile Osay Samoa kulübeye geçti. Ozan Tufan ve Sinan Gümüş forma giydi ve Sangare rahatsızlığı sebebiyle çıkarılmıştı. Gökhan Gönül'ü takip etti taraftarlar. Ee, tercihleri konuşalım. İlk 11'leri vesaire. İlk yarıda çok etkisiz dedik. İsabetli şutu bile yok sanırım rakamlara baktığımda. Ee, i̇lk yarıda bu görüntünün sebebi sence neydi? İkinci yarıda ne değişti? Biraz konuşalım <laughs> istiyorum üzerine. Çünkü ikinci yarıda girilen birçok pozisyon var. Samat'ta da ayrı bir parantez tabi açacağız. Benim gözümde ilk 11'de tek sürpriz isim Sinan'ın Gümüş'ün olmasıydı. Osay Samuel'in yerine. Kafasında bir şeyler var. O da tasarlıyor. Teknik adam. Daha önce kurduğu hayaller vardır. Dün, dün o da baktı ki bu kafasında kurduğu gibi yani Sinan gümüşle olacak bir iş değil. Zaten hiçbir katkı sağlayamadı 45 dakika boyunca. Osay Samuel girince, Osay Samuel de şöyle söylüyoruz. Geldiği günden beri hep forma şansı da buluyor. Çok yetenekli, çok iyi ama... O yeteneğin karşısını, karşılığını sahaya yansıtamıyor. Yani ya tecrübe eksikliğinden ya da adaptasyon sorunundan. diyeceğim ama artık günümüzde böyle adaptasyon sorunlarının çok yaşandığını düşünmüyorum. Ee, Sinan Gümüş denemesini yaptı. Zaten iyi oldu. Yani erken yani ikinci yarıya onunla başamaması da iyi oldu. Ee, şu var. Bu oyuncuların hemen hemen hepsini yani teknik adam istedi veya istemedi diye polimik yaşatmak istemiyorum. Emre Belezoğlu yaptı. Bu oyuncuların hepsinde benim dile getirdiğim bir konu var. Bu oyuncuların transferi, aldığı paralardaki imzalar, oturdukları ev, yabancı oyuncuysa bindiği arabaya kadar Emre Velezon'un katkısı var bu oyunculara. O yüzden aralarında duygusal bir saygı, sevginin oluşturduğu bir bağ var. E, oyuncuların daha çok böyle bir performans veya özürlü davranacağını bekliyordum. Bunu zaten ikinci yarıdaki oyunda gördük. Fenerbahçe'nin değiştiremediği bir tek şey var ama. Bir karambol futbolu var. Tabii bunu hemen 4-5 günlük yeni teknik adamın değiştirmesini Hı -hı. beklemiyorum. Yani ortada bir düşünün gözünüz önüne getirsin Fenerbahçe maçını izleyenler. Bir anda birkaç oyuncu giriyor, çıkıyor, bir kalabalıklaşıyor ama kalabalıklığın sonunda o kal oluşturulan kalab kalabalık e, pozisyonların sonunda icraat yok, sonuç alamıyor. Bunu da e, tabii teşhisini koymuştur. Daha önce yukarıdan izlemek veya e, takımı takip ederek izlemek ayrıdır. Aşağıdan kendi kurduğunuz sistemde beklentilerin e, istediklerini karşılayıp karşılayamadıklarını görebilmek ayrı bir şey. Yani dediğim gibi e, şu 19 e, hafta kaldı. 10 haftalık bir periyottan hep bahsediyorduk. Fenerbahçe eğer düşünürse ki 3 hafta şu ilk 3 hafta şunları yapayım. 5. haftadan sonra hayır. Fenerbahçe takımı şampiyon olmak istiyorsa son maçmış gibi oynacak hepsini. Hı hı. Diğer türlü üçerlik, beşerlik paketler yaparsa mutlaka takılır. Ama gideceği deplasmanda şimdi bu bizim final maçımız, şampiyonluk maçımız. Bu maçı alırsak şampiyon oluruz diye düşünürse o psikolojisi psikolojiyle giderse bu oyuncu grubundan bir tek o şekilde faydalanabilir. Uzun vadeli projelerde faydalanabilmek çok zor. Forvet, e, Santrafor hattı yine verimsiz. Bolu buldu fakat yine verimsiz. Hı hı. E, Pelkas hiçbir şey yapamadı. O karambolün ve kalabalığın arasında boğuldu gitti katkı sağlayamadı. İrfancanın <laughs> oyuna katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oldu. Ben mesela Sosa'yı bir 15-20 dakikada daha önde daha önce alırdım aldığı süreden. Yani bir 15-20 dakika daha süre verirdim. Daha fazla süre verirdim çünkü topu ileride rakip sahada tutabilecek ve değişik organizasyon yapabilecek tek elindeki yetenekli oyuncu şu anda oydu. Evet. O sayı Samuel de oyuna girdikten sonra katkı sağladı. Fenerbahçe çok büyük bir iş yaptı. Hani bu bugün Bugünün şartlarına baktık mı bu psikolojik rakiplerinin e, puan kaybettiği haftada bu bir puan hani bazıları 9 puanlık maçtır diyor ama baktığımızda belki sezon sonuna baktığımızda 20 sezonluk maç gibi bir şey olacak. Kaybettiğini düşünsenize düşün e, Fenerbahçe burada bırakın maçı kaybetmiyor puan kaybetseydi bile yine hı hı. Türk futbolunda bütün günden Beşiktaş, Galatasaray e, tekrar yeni matematiksel hesaplar olacaktı. Ama şu anda e, bütün psikolojik avantajları kendi lehine çevirdi. Anladım. Kritik bir haftada 3 puan alması önemliydi. yöne hocasıyla beraber bir de Kadıköy'de de 65 gündür sanırım. Öyle bir seri vardı. Evet. Kazanamama serisi. O şanssızlığını da kırmış oldu. Samatlar uzun süredir suskundu. Gol atması önemliydi. Yani önemli bir avantaj sağladı bu 3 puan Fenerbahçe'ye. Şimdi bir de diğer takımları da kısaca konuşalım. Aslında gidişatı seninle biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu haftaki sonuçlarla beraber işler biraz orada değişmiş durumda, kızışmış durumda. Zirvedeki takımların kalan maçlar grafiğini ekranlarımıza taşıyalım hemen. Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında puan kaybı beklenmiyordu. Galatasaray'da Hatay Spor'a kaybetti. Fenerbahçe'nin kazanması kıymetliydi dedik. E, Trabzonspor'un gidişatında tabii konuşalım seninle. Sezon sonuna kadar devam edecek gibi duruyor değil mi yarış? Ne dersin? Kesinlikle yani biz hani 2-3 hafta sonra belli olur diyemeyiz bunda. Yani hala önümüzde 9 haftalık periyot var diye konuşacak olursak 7 haftadan önce belli olmaz. Yani son 2 haftadan önce belli olacağını düşünmüyorum. Çünkü mutlaka bu oynayan, yukarıya oynayan, şampiyonluğa oynayan bu 4 takımın listesini veriyoruz şu anda ekrana mesela. Evet. Hangi fikstürünü veriyoruz. Ee, mutlaka puan kayıpları olacak. Bunda puan kayıpsız geçebileceklerini hiçbir hiçbir kulüp için, hiçbir takım için düşünmüyorum. Ama ilk hafta ilk maçlara bakacak olursak mesela Beşiktaş'ın maçı Alanya ile Fenerbahçe'nin Malatya ile Fenerbahçe bu psikolojik üstünlükle daha avantajlıymış gibi görünüyor. Galatasaraylar açısından bay geçmek avantaj mı, dezavantaj mı? Evet. Onda tereddütlerim var. Yani şu var, iki takımında iki rakibinde puan aldığını düşünün, oynanıp oynanmamaya bakmıyor taraftar. Puan olarak kaç puan geride olduğuna bakıyor. Mesela dün maç sonunda e, arasında 2 puan olmasına rağmen 5 puanlık farkı nasıl değerlendiriyorsunuz diye Fenerbahçe teknik adamına soruluyor. O da oynanmayan bir maçı nasıl 3 puan ilave ederek konuşuyorsunuz ne olacağı belli değil diye bir cevap veriyor. Uh -huh. Trabzonspor'un işi e, şu anlamda yedek kulübesinin zayıflığı anlamında. Yani Trabzonspor'a bakıyoruz Fenerbahçe ne yaptı dün? giren çıkan oyuncu o karambol o kalabalık var dedim ya, yani bir anda yedek kulübesi canlanıyor biri ısınıp geliyor sen iki dakika bekle 3 dakika sonra başka bir değiştiriyor. Trabzonspor'da evet. bırakın hani e, hamle yapmayı yedek kulübesinde oturttu oturtabileceği ve etki yapabileceği oyuncu bile yok. O konuda eli biraz güçsüz Peki. görünüyor. Evet Çiğdem. Tamamlayabilirsin Ozan. zaman. Yok, He, eli... sonuna geliyoruz. Onu belirtmek istedim ben. Tamam. Hemen kesmek zorunda değilsin. İşte Spor'un en büyük en büyük dezavantajı da bu. Fenerbahçe'nin kulübe zenginliği şu anda şampiyon yaparsa Fenerbahçe'yi se sezon sonunda şunu söylerim. Kulübe zenginliği sayesinde şampiyon oldu. Bakın oyuna sonradan giren oyuncular kimler? Yani e, büyük bir hevesle getirilen ve ilerisi için büyük bir yatırım olarak görülen Osayi Samuel, İrfan Can ama diğer kulüplerimizde kulübenin zayıflığı bu son 9 haftalık periyotta başlarına dert açabilir. Ozan Zeybek çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Çiğdem. Herkese selamlar, iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Anspor yorumcusu Ozan Zeybek'le beraber de hem Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk hem de şu şan...